Türkiye raporu. Erdoğan hangi aday karşısında ne kadar oy alıyor? Türkiye raporu direktörü Can Selçuk'a Mayıs ayı araştırmalarına göre Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan destekte Eylül 2020'de başlayan düşüşün en üst noktaya ulaştığını söyledi. Can Selçuk, Türkiye raporu Mayıs 2021 sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Can Selçuk, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki olası adaylar karşısında alacağı hesaplarındaki oy oranları ile ilgili şu değerlendirmede bulundu. Bu sonuçlar Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan destekte Eylül 2020'de başlayan düşüşün en üst noktaya ulaştığına işaret ediyor. Bundan birkaç ay öncesine kadar muhalefetin en büyük problemleri arasında aday olmaması konuşuluyordu. Ama görünen o ki artık bu değerlendirme geçerli değil. Potansiyel muhalefet adaylarının 3. 1. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha fazla oy aldığı görülmektedir. Öte yandan bu 3 adaydan ikisinin de Yavaş ve İmamoğlu 1. turda Erdoğan karşısında %50'den fazla oy aldığı görülmektedir. Bu sonuçların değerlendirilmesinde muhalefetin ortak adayı kavramının seçmen gözünde HDP'nin dahil açısından ne anlama geldiğinin bilinmediği göz önünde bulundurulmalıdır. Selçuk'a HDP'nin 1. turda nasıl bir yol izleyeceği konusunda izleyebileceği 3 farklı senaryoyu şöyle anlattı. Bunlardan birincisi Selahattin Demirtaş gibi kuvvetli bir aday öne sürülür. Bu durumda muhalefetin geri kalanı ortak aday gösterse bile o adayın 1. turda %50'nin üzerinde oy alması muhtemel değil. İkinci senaryoda HDP daha düşük profilli bir aday göstererek seçmen kitlesinin bir kısmını muhalefetin ortak aday göstermesine vesile olabilir. Bu senaryoda da muhalefetin ortak adayı %50'yi geçer ya da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalır. Üçüncü senaryoda ise HDP aday göstermez ve 31 Mart yerel seçimlerindekine benzer bir tablo ortaya çıkar. Bu stratejinin yerel seçimlerde işe yaradığını gördük. Ancak HDP'nin genel seçmen üzerindeki etkisi göze alındığında aynı dinamiklerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olup olmayacağı konusunda yorum yapmak zor. Dolayısıyla bu isimlerin oy potansiyelini tartışırken muhalefetin aday belirleme stratejisinin ne olacağı ve HDP'nin bu stratejinin neresinde olacağı kilit önem taşıyor. Öte yandan birinci turda ortak aday senaryoları tartışırken tek isim üzerinden gitmek yetersiz bir analiz alanı sağlıyor. Zira görünen o ki eğer ortak aday stratejisi benimsenirse o zaman muhalefet Cumhurbaşkanı yardımcılarının da önceden açıklanacağı bir ekip ile kampanyasını yürütecek. Bunun etkisi daha farklı olacaktır. Can Selçuk, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayacaklarımdan hangisini tercih ederseniz sorusunda %35 ile partimin desteklediği her adaya oy veririm cevabı dikkat çekici. Bu bize adayın kim olacağının çok da önemli olmadığını mı söylüyor sorusunu ise şöyle yanıtladı. Tam olarak böyle yorumlayamam. Partilerin kendi tabanlarının çekirdekleri açısından bir sıkıntıları yok. Buradaki esas mücadele rakip partilerin memnuniyetsiz seçmeninin kendi tarafına çekebilmekte. Zaten eğer 2023'te yeni bir denge kurulacaksa bu dengenin esas belirleyicisi blok değiştirecek seçmen olacak. Yani iktidar bloğunun muhalefet bloğuna geçen seçmen. Sonuçlara baktığımızda katılımcıların %35'i ortak aday veya partilerinin kendi adayı fark etmeksizin partilerinin desteklediği her adaya oy vereceğini belirtti. Buna karşılık katılımcıların %28'i partilerinin kendi adayını çıkarmasını tercih ederken %25'i ise ittifaklar çerçevesinde ortak aday çıkarılmasını tercih ettiğini belirtti. Mayıs ayı birinci anketi bulgularına göre katılımcıların %28'i destekledikleri partinin kendi adayını çıkarmasını tercih ediyor. Selçuk, hükümete güvenle ilgili sonuçları da şu şekilde değerlendirdi. Ocak 2021 yılında aynı soruyu sorduğumuzda katılımcıların %44'ü hükümete güvenmiyorum, hiç güvenmiyorum cevabını verirken bugün bu oran %48 seviyesine çıkmış vaziyette. Ben bu artışı salgınla mücadeledeki eksiklikler ve ekonomideki gidişata bağlıyorum. Konulan yasaklara başta iktidar bloğu siyasetçilerinin uymaması, geçen yılın son aylarında söz verilen aşıların bir türlü gelmemesi güvenin erimesinde etkili oluyor. Bu olanlar toplumdaki adalet duygusuna ciddi zarar veriyor. Şu anda içinde bulunduğumuz tam kapanma kararından sonra yayınlanan genelgelerdeki karışıklıklar, neden alındığı belli olmayan bazı kararların sonradan iptal edilmesi ve belki de en önemlisi bir tam kapanma kararının destek paketi açıklanmadan alınmış olması sonuçlara yansıdı. Toplum salgın ve ekonominin yıkıcı baskısı altında kendini yalnız kalmış hissediyor. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.